Daha önceki videolarda hücrelerden genel olarak bahsettik. Bu videoda bitki hücrelerinden, özellikle de bitki hücrelerindeki hücre duvarlarından bahsedeceğiz. Başlarken hücre duvarına hücre çeperi de dendiğini söyleyeyim. Şimdi burada bir bitki hücresi çizimi görüyoruz. Fark edeceğiniz üzere bitki hücresini diğer hücreleri çizdiğim gibi yuvarlak şeklinde çizmek yerine kübik ya da dikdörtgenler prizması şeklinde çizdim bunu yapmamın sebebi bitki hücresinin buna benzer bir yapıya sahip olması. Burada aklımıza şu sorular gelebilir. Bitki hücresine bu şekli veren ne? Kübik ya da dikdörtgen prizması şekli e, neden ve nasıl oluşuyor? Bu soruların cevabı hücre duvarı. Bunu yazalım. Hücre duvarı ya da hücre çeperi. Bu çizimi güzelce anladığınızdan emin olalım. Buradaki bu kesit olmasaydı görebileceğimiz tek şey hücre duvarının dış kısmı olacaktı. Fakat burada bir kesitimiz var ve bunun sayesinde farklı katmanları görebiliyoruz. En dış kısımda da hücre duvarı var. Onun hemen altında hücre zarı ya da plazma zarı var. Bunu da yazalım. Hücre zarı. Ve onun da hemen altında sitoplazma var. Sitoplazmanın içinde de her şey bulunuyor. Bitki hücresinin içinde çok fazla miktarda hacim kaplayan bu büyük şey bir koful. Kofulu diğer videolarda uzun uzun anlatmıştık. Bitki hücresindeki iç basınç, koful gibi organellerin ya da hücre içindeki akışkan kısmın dışarıya doğru uyguladığı basınçtır. Bu iç basınç hücre duvarı tarafından dengelenir. İşte bitkilere yapısını veren şey bu aradaki dengedir. Bu sayede bir bitki büyüyebilir ve dik durabilir. Burada çizdiğim gibi büyüyecek ve dik duracak. Yani elimizde hücre duvarımız, hücre zarımız, diğer organellerimiz var. Burada fotosentez için anahtar görev üstlenen kloroplastlarımız var. Burada mitokondriler var. Aslında burada sarıyla çizdiğim çekirdek zarı. İşte bu zarın içinde de DNA bulunuyor. Burada da endoplazmik retikulumu görüyoruz. Granüllü endoplazmik retikulumda ribozom var. Granülsüz endoplazmik retikulumda ise ribozom yok. Son olarak da altta Golgi aygıtı var. Böylece hücreyle ilgili yapıları biraz özetledik. Fakat burada hücre duvarına odaklanacağız. Şimdi buradaki küp içine alınmış kısma odaklanırsak bu diyagram karşımıza çıkacak. Bu sizin için biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü ben ne zaman duvar gibi ya da hücre duvarı gibi bir yapı hayal etmeye çalışsam tuğladan bir duvara benzeyen, delinmesi imkansız bir şey hayal ederim. Buradaki çizim ise biraz farklı bir şeyler gösteriyor. Bu çizimi daha açık bir şekilde inceleyelim. Bu kısım hücre zarı ve gördüğünüz gibi burada çift katmanlı yağ tabakası mevcut. Bunun hemen üzerinde de hücre duvarı var. Fakat bu gördüğümüz gibi delinmez kalın tuğladan bir duvar değil. Burada duvar boyunca uzanan polisakkarit liflerini görüyoruz. Glikozun belirli bir şekilde düzenlenmiş polimeri olan selülozu burada görüyoruz. Farklı çeşit monomerler içeren hemi görüyoruz. Başka bir e, polisakkarit olan pektini yine görüyoruz. Aslında şöyle bir şey de var. Hepimiz diyet yaparken lifli gıdalar tüketmişizdir, değil mi arkadaşlar? İşte bu lifli gıdalar hakkında konuşurken aslında selüloz ya da pektin gibi şeylerden bahsediyoruz. Bilmeden bunlardan bahsediyoruz. Vücudumuzun sindiremediği şeylerden yani bahsediyoruz. Bir bitki yediğimiz zaman bu lifleri alırız. Çünkü hücre duvarını da yemiş oluruz. Bu lifler ince bağırsağınızdaki glikoz emilimini yavaşlatır. Aynı zamanda bu lifler suyu emer bu yüzden yediklerimizin geçişini kolaylaştırır. Özet olarak hücre duvarını odamızın duvarı gibi sert ve delinmez bir duvara benzetemeyiz. Bu çizimde de görebileceğiniz gibi hücre duvarı küçük moleküllerin akışına olanak sağlayacak şekilde üzerinde boşlukları olan bir yapı. Yani aslında daha çok bir ağ ya da dokuma kumaş gibi. Bu boşluklar sayesinde hücre zarı hücreler arasında bulunan sıvıya ve moleküllere ulaşabilir. Neye baktığımızı bir daha hatırlayalım. Bu kısım hücre zarı. Bu çift katmanlı bir yağ tabakası. Buradaki kısım hücre duvarı ya da çeperi. Hücre duvarının hemen üstünde de hücrelerin arasındaki boşluk var. İşte bu kısmı orta lamel olarak adlandırıyoruz. Yani hücrelerin arasındaki boşluğa orta lamel diyoruz. Buradaki kısımda da orta lamel. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Bu hücre ne kadar sert olabilir? Bu kısmın bir A benzediğinden bahsetmiştim. Fakat açıkça ortadaki bitki hücreleri dik konumda durabiliyorlar. Peki, bütün bu sertliği tek başına hücre duvarı mı sağlıyor? Cevap, evet, bir bakıma öyle. Hücre duvarının A benzer bir yapısı var ve bu yapı hücrelerin şeklini kazanmasına yardımcı oluyor. Fakat bir bitkiyi sulamadığınızda solduğunu, aşağı doğru eğildiğini göreceksiniz. Çünkü dik durabilmesinin sebeplerinden biri hücre içinde oluşan iç basınçtır. Diğer sebep de şeklini esasen hücre duvarının vermesidir. Yani kısmen de olsa evet bu sertlik hücre duvarından geliyor. Bu çizdiğimden daha sert bitkiler görmüş olabilirsiniz. Aranızda ağaçları ya da odunu merak edenleriniz olabilir. Odun çok serttir. Bunu biliyoruz. Hatta o kadar serttir ki odundan gerçek duvarlar bile inşa edebiliriz. Olgun bitkilerde bitki büyümeyi durdurduğu zaman selüloz ve diğer moleküller daha fazla katman oluşturur ve daha sert olan ikincil hücre duvarı dediğimiz yapıyı meydana getirir. Yani bunu birincil hücre duvarı olarak düşünebilirsiniz. Bunun üzerinde çok daha kalın ikincil hücre duvarı oluşabilir ve bu ikinci hücre duvarı bitkiye çok çok daha fazla bir sertlik verir. Yani oduna yapısının neyin verdiğine baktığımızda bütün suyunu alsanız bile sertliğini koruyacağını fark edebilirsiniz. Çünkü selüloz ve diğer moleküllerin oluşturduğu katmanlar çok kalındır ve sert formunu her zaman korur. Son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hücre zarının hücreler arasında yüzen moleküllere ulaşabildiğini söylemiştik. Fakat bunun dışında yan yana olan bitki hücreleri arasında direkt tüneller de mevcuttur. Bu tünelleri hücre duvarının dışında sarı daireler şeklinde çizdim. Bu tünellere plazmodezmata deniyor. Bunların nasıl yapılar olduklarını daha iyi anlayabilmek için bunun bir hücre olduğunu düşünelim. Bu kısım bir numaralı hücre, bu kısım da iki numaralı hücre olsun. Burada kesit alanı çizilmiş. Burada gördüğünüz gibi plazmodezmata iki hücre arasında oluşmuş tüneller. Bu tüneller sayesinde sitozol ve küçük moleküllerin iki hücre arasındaki direkt akışı sağlanır. Bunların yapısını daha ayrıntılı olarak inceleyecek olursak, tünelin içinden geçen küçük bir endoplazmik retikulum borusu olduğunu görürüz. Fakat şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biyoloji çalıştığınızda çoğu zaman hücreyle ilgili her şeyin ders kitaplarında düzgün bir şekilde açıklandığını düşünürsünüz. Fakat aslında insanlar hala bu gibi yapıların ne işe yaradığını, neden bunlara sahip olduğumuzu ve neden gerekli olduklarını araştırıyorlar. Bu yapıların içinden neler taşınabilir? Ya da bu yapılar hangi koşullar altında çalışır? Bütün bu sorular aslında büyük bir araştırma alanına dahiller. Umarım bu video etrafınızdaki bitkilerle ilgili, odunla ilgili hatta yediğiniz salata ile ilgili sizde bir hayranlık uyandırmıştır.